Selamlar. Hayatımda ilk defa şu an bir yayın yapıyorum. Twitch yayını yapıyorum. Aslında üçüncü defa yapıyorum. Ama ilk defa bir Twitch yayının içinde YouTube videosu giriş çekiyorum. Şimdi beraber Facebook albümlerime gireceğiz. Kitli Facebook albümlerime ve korkunç bir geçmişle yüzleşme videosu bizleri bekliyor. Şimdi öncelikle her Zeynep ismindeki kızın başına geleceği gibi tabii ki benim de username'im, nickname'im Zep'ti. Kilomdan ötürü maalesef Zeplin şakası yapan insanlar oldu, olmadı değil. Ben de o zamanlar ne diyorsun lan diyemediğim için Zeplin çok iyi şaka falan diyordum. Sonra eve gidip ağlıyordum falan. Yani gidip bana Zeplin dediler diye ağlamıyordum da hani Zeplin de böyle o kocaman bir mutsuzluk bulutunun ardına ekleniyordu ve ben eve gidip bir noktada ağlıyordum mutlaka yani. Çirkin, mutsuz, şişman bir telli gözlüklü bir ergen olarak. Bu arada ben 93 doğumluyum. Yani şu anda Kasım ayında doğduğumu düşünürsek 28 yaşındayım. Ama 29 daha doğru olabilir. İlk olarak 2008 yılına ışınlanacağız. Yani burada küçük Zeynep 15 yaşında. Bak şu yazışı falan görüyor musunuz abi? Kafayı yiyeceğim. 09'ları oğla yazmışım. Yani şey düşünüyorum, çok cool olduğunu düşünüyorum bu. Ya bu tripler ne ya? Ben bunu MSN fotoğrafı yapmıştım bir ara. Burnum çok gözükmüyor da gözlerim rengi güzel çıkmış diye. İnanılır gibi değil. Soldaki arkadaşım da Name, şu an iki tane çocuğu var. Size şöyle söyleyeyim. Ben bu fotoğrafı koyduğumda zayıf çıkmışım diyerek koydum. Çünkü beni boydan fotoğrafımı göremezsiniz. O kadar kendime güvenim yok ki. Sinirim bozuldu. Ha, burada bir tık şu halime yakınım yani. Burada bir tık böyle. O fotoğraf efektleri vardı. Hatırlarsınız, kontrast falan basıyorduk böyle. Ay bir şey diyeceğim. Bu albümdeyse o bir tane fotoğraf var. Herkes zıplıyor. Pınar zıplayamamış. O fotoğraf buradaysa çok gülücü. Aynen bu. Bu inanılmaz bir fotoğraf. Bir tek Pınar yerde. Bu fotoğrafı unutamıyorum gerçekten. Euphoria kamera arkası, aynen Euphoria ama uyuşturucuyu çıkar yani. Bu gözlük sana yakışmış mı? Hiç bunu soruşturdun mu, sordun mu Zeynep? Bir aynaya baktın mı kızım ya? Aa, bu gözlükler modaymış ya. Evet doğru. Ha bak yani beyazı da var, siyahı da var artık kimden aldıysam. Fotoğraflar gerçekten şekerli parfüm kokuyor bu arada ve ben Pink Sugar diye bir parfüm kullanıyordum. Şu parfümü hatırlayan Allah aşkına beri gelsin ya. Şu parfüm aman tanrım. Ben bundan hayvan gibi sıkıyordum. Dünyanın en şekerli parfümü. Şu an asla şekerli parfüm sıkmıyorum. Kotamı doldurmuşum çünkü. Allah! Görsele bakın ve görselin yanındaki yoruma bakın. Arda Yaman. Arda Yaman'ı umarım biliyorsunuzdur. Yani gerçek bir ruh hastası. Ben Arda'nın çok eski arkadaşıyım herhalde. 11 yaşından beri falan tanıyorum Arda'yı ve gerçekten o zaman da tam bir ruh hastasıydı. Şimdi nitelikli bir ruh hastası. Bu servis, bu karne aldığımız gün biz İsmail abiyle şeye gitmiştik. Onun da albümü var. Adamla mangala gittik abi. Bayağı servis şoförümüzle mangala gittik. Çok makara bir herifti. Abi dedik gel biz bir mangala gidelim hep beraber. Böyle okuldan falan gizli çünkü yasaktı. Servis şoförüyle bir herhangi bir interaksiyonda bulunmak. Göktuğ ve ben. Göktuğ hala metalci, hatta bir grubu var şu an. Ve yurt dışında yaşıyor dediğim gibi. Ve şu tişört altından çıkan beyaz atlet detayı. Aman tanrım. Tiplere bak ya. Pınar, şu Gap üstü hala duruyor bu arada Pınar'ın üstündeki. Hiçbir şey olmadı ve hala giyiyorum. Bu sefer artık ama dökümlü oluyor üstüme yani en azından. Dıdolara bak, tam dıdolar ya. Oğlum saçma sapan ya. Nerede kaldık? Gerisin geri gidiyoruz. Akın, Göktuğ ve ben. Soldaki Deniz, sağdaki Hakan. Hakan'la hala görüşüyorum. Benim yuvadan arkadaşım Hakan. Çok eski arkadaşım. Zeynep Çetin yine kargo pantolonuyla yayında, online, fashionista. Solda görmüş olduğunuz tombiş surat Mertcan, benim yine çok eski bir arkadaşım. Mertcan'la ilgili de aşırı cringe bir anımı anlatmak istiyorum. Mertcan'ın
dayısı Ercan Saatçi, tamam mı? Ben de bunu bilmiyorum. Ve biz böyle 3-4 kişi topluca Mertcan'ın evine gittik. 13-14 yaşında falanız. Neyse biz de evi mevi geziyoruz. Böyle birini gözüme şey çarptı böyle. Ercan Saatçi'nin 10 tane falan CD'si var. CD, evet. Böyle yaptım. Oğlum dedim, Ercan Saatçi fanı mısın? AQ. Niye bu kadar Ercan Saatçi CD var? Ercan Saatçi'nin bu kadar albümü mü var ki falan? Ben başladım dalga geçmeye. Böyle bir sessizlik oluştu falan. Sonra Hakan şey dedi. Yalnız dedi, onun hani yeğeni oluyor Mertcan, dayısı falan. Sonra küçük bir sessizlik yaşanmıştı. Mertcan sağ olsun kompanse etmişti. Biz her yaz Bodrum'a gidiyorduk. Hala da gidiyoruz bu arada. Daha eskiden tabii çok daha sık gidiyorduk. Eniştem ve teyzemin bizim orada yazlıkları var. Güllük'te bir sitede. Yaş ortalamasının 68 olduğu bir sitede. Biz bir avuç genç yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorduk. Ve yapmadığımız manyaklık kalmıyordu. İşte deniz bisikletini havuzun içine fırlatmalar falan. Yani yapılabilecek korkunç her şey yapıldı o yazlıkta. Ve her sene gittiğimiz şeylerden bir tanesi, tatillerden bir tanesi. Bu 2008 yılı. Şimdi Bodrum'la başlamak isterim. Aman tanrım. Aman tanrım. Abi. Bu çocuk Maxim diye bir çocuk. Biz orada White House mı artık neyse, rezalet bir Bodrum'da gece kulübünde tanıştık. Ve ben anında Facebook'tan ekleyeyim seni falan diye herifi o gün bir kere gördüm hayatımda, Facebook'a eklemiştim. Böyle fotoğraflar aşırı yakın. Alakasız. Bak bak bak. Bak şu suratıma bak. Hayırdır ya sen? Bu Maxim miydi? Bu Maxim'di. Bir de bir çocuk daha vardı onun yanında. Şimdi hatırlamıyorum. Benim tripleri görüyor musunuz? Pozları. Şanzelize. Bodrum'daki love gece kulüpleri gerçekten tam bu kıvam. Evet, bu arada orantısız güneş yanığını orada kesenler olmuştur diye tahmin ediyorum. Ortam, şu ortam yeşil lazer, sis bulutu ve sigara boğukluğu, yani başka hiçbir şey değil. Şimdi biraz da of, nargile ve birayla tanışmamız. Nargile ve birayı hayatımıza kanalize ettiğimiz o dönemlere birazcık girelim. Marakeş'im diye bir yer vardı. Caddebostan Barlar Sokağı'nın girişinde. Yani ben ya oradaydım ya da onun tam karşısında, gerçekten hayatım orada geçti. Şimdi yine oradan bazı kareler göreceğiz. Burada biz biraver, ne vardı? Biraver vardı. Birahi vardı bir de, sürahi formundaki bira. Bir de nargile. Bu üçünü tüketiyorduk yani sadece. Yine gözlüklerim ve ben, Arzu, hala görüştüğüm bir arkadaşım bu arada. Arzu'nun yorumuna bak. Koltuk altı terlemiş. Anksil bunu yazmış. Steakhouse Burger'in görselini koymuşum buraya. İnanamıyorum çünkü o kadar fazla Steakhouse Burger yiyordum ki. Size anlatamam yani. 4 tane laptop. Böyle bir dayı fotoğrafı yok muydu ya? 4 tane laptopla kıraathanede oyun oynayan dayılar. Biz de böyle yazlığın şeyinde, girişindeki masada 4 kişi. Okey mi ne oynuyorduk? Saçma sapan ya. Bak bak bak, Zeynep yanmış. Biraz da zayıflamış. Biraz da özgüveni yerine gelmiş. Abi hepimiz çok yanıyorduk. Şu bana bak, oradaki fotoğrafa bak yani. Bu insan aynı insan. Biz abi, burası Fenerbahçe, tesadüf olabilir. En alt katta sigara, zaman tabii içiliyor içeride. Cozur cozur sigara içerek, ben o zaman içmiyordum. Abi batak oynuyorduk ve nargile ve sigara içiyorduk sadece yani. Low level hayat. Bak yine burnumu düzeltmişim. Böyle bir burun yok. Batak kağıdı. Ortiz ve koltuk altı diye iki isimlerimiz var. Çok kiloluyum ya. Gerçekten çok üzücü yani. 14 yaşında falanım ya. Dayım rahmetli. O da dünya tatlısı bir herifti şu. Burası Saint Cesar diye. Nice'te çok küçük bir kasaba. Fransa'da. Ve dayımlar böyle 1800 yıllardan kalma bir taş bir evde oturuyorlardı. Aşırı güzel bir evde. Biz 2 ya da 3 kere gitme şansımız oldu oraya. İşte fondü yapıyoruz. Çünkü Fransa'dayız. Ay Arzuş'un doğum günü.
Vodka içiyoruz ya, vodka. Vodkayı ağzıma sürmem. 2001'li misin? Sana tabii nostaljik gelir kuşum yani. 2009'dayız biz şu an zaten. Sen 8 yaşındasın. Arzu, inanmıyorum. Şu an senin doğum günü albümüne bakıyoruz ve sen geldin yayına. Şok içindeyim. Arzuşko, doğum günü fotoğraflarına hazır mısın? 2009 bu arada. Bu çok yüksek ihtimal 16. yaşına giriyor Arzu. Masaya bak, masaya. Bu masa şey masası değil mi ya? Ataşehir 1 artı 1 günlük kiralık daire masası. Gerçekten swinger ilan masasıdır burası ya. 2010. Ha, 2010'a giriyoruz. Anladığım kadarıyla. Bu Arzu'nun doğum günü değil mi abi? Pasta masta kesiliyor. Evet, bu Arzu'nun doğum günü. Okey. Ha bak, oha lan, açıklama yapmışım. Hazır albümün ilk fotoğrafı iken söyleyeyim. Doğum günü ve yılbaşı fotoğrafları karışıktır bilgilerinize. Yani bu iki fotoğraflar iki ayrı güne aittir. Ya ben hakikaten hangi manyak böyle bir şey yapar ya? Ve yine kendi kendime düşündüm bak, o gün yılbaşı mı değil mi diye karışık koymuşum. Bir de açıklamasını yazmışım. Bana helal olsun. Alkolle tanışmalarımız bunlar. Bunlar gerçekten alkolle sağlam. Ece de mi evlendi? Abi inanamıyorum ya. Biz mi kaldık Arzu evlenmeyen? Pijama altımı çok seviyordum. Stevie'nin suratları vardı Family Guy'dan bir sürü. Of. Bakın. Frappuccino ve Starbucks ülkede daha çok yeniyken biz Frappuccino içmeyi çok 6.75'e falan içiyorduk ve böyle çok şey sanıyorduk. Yani wow, Frappuccino içiyoruz falan elimizde böyle. Late Night Shopping kesin yapacağım ya bu arada, çok istiyorum. Lüks yaşamlar ya. Gerçekten lüks yaşamlar. Abi ne güzel magmış bu. Nerede ya? Ben çocukluğumdan beri çok güzel kupalar böyle biriktiririm. Hala var bir sürü farklı farklı çeşitli yerlerden maglar biriktirdim. Bu Starbucks'ındı galiba. Şu an 300 lira bu maglar bu arada. Ben bunu acaba nereye koydum? Bunu tekrar kullanmak isterim. What can I do? Sometimes albümündeyiz. Yine biranın ve sigaranın gırla gittiği. Abi Baran inanılmaz Serkül taklidi yapıyordu. Politically correct bireylerin hoşuna gitmeyecek bir şaka. Şöyle bir anı anlatmak istiyorum. Burada da şu an Serkül taklidi yapıyor bu arada Baran. Abi biz bir gün küçük Beyoğlu'na tam gireceğiz böyle, o yokuş vardı ya, küçücük bir yokuş oradan aşağı. Tam böyle yine Serkül taklidi yapıyordu Baran ve yanımızdan Serkül geçti. Hiç unutamıyorum. Kanım donmuştu ama görmedi tabii ki, hiçbir şey olmadı. Bir dönem Sibel Can'dım ya kesinlikle. Bir dönem belinizin ortasına kocaman kemerler bağlamanız gerekiyordu. Ve maalesef o dönemdeyiz. Aynen öyle. Fotoğraf kalitesi biraz iyileşmiş. Yıllar önce YouTube kanalı açıp yanlışlıkla Korn 188 isimli, Korn dinliyordum deli gibi o zaman. Hemen şöyle göstermek isterim. Farkındaysanız 2007 yılında yüklenmiş. Windows Movie Maker'da yapılmış mezuniyet fotoğraflarından oluşan müzikli bir video hazırladım ve Vega'dan iz bırakanlar unutulmaz çalıyor. Muhtemelen bunu sesini kapatarak YouTube'a koymak durumunda kalacağım ama olsun. Bunu izleyelim. Bu Memory Lane'i böyle bitirelim istiyorum. Sonrasında Acıyen teyze ve House Flipper'a geçeceğiz. Hazırız inşallah. Abi efekte bak. Neyse, bu da ben. Hakan'la biz best buddies yani. BFF. İkimiz de metalciyiz. Özge de metalci. Asya falan da metalci. Biz böyle böyle falan geziyoruz. Şeyde, okulda. Özge evlendi, çocuk yaptı, arkeolog falan oldu. Biz böyle şok olduk abi. Hani Özge aşırı aykırı bir kızdı falan. Şimdi Kayan yazı geliyor. Hazır mıyız? 8 forever. Biraz karışık oldu resimler, kusura bakmayın. Bir dahakine daha iyi olur artık.